Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa bir roleplay yapacağız. Yeni güncellemede gelen Merso'yu biliyorsunuz. Bugün onu tamir ettireceğiz. Evet, olayları anlatacağım ama öncelikle bu tarz roleplaylerin devamlı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olup basarız. Çok sevinirim. Hemen başlayalım. Ha, bu arada yeni bir kanal açtım. Minecraft kanalı. Hala görmediyseniz, abone olmadıysanız, Minecraft seviyorsanız abone olabilirsiniz. Artık roleplayimize geçebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz janti bir şekilde giyindim. Kafamda kel. Çünkü kelleri severim. Gördüğünüz bu benzinliğin buralarda bir tane Mercedes varmış arkadaşlar. Eski model bir Mercedes varmış. Başkanım aradı beni, belediye başkanım. Dedi ki belediyeye ait olan araçları geri topluyoruz dedi. O yüzden bu Mercedes'i de istemiş. Bu Mercedes kaza yapmış yıllar önce ve köşeye atılmış. Başkanım dedi ki bu araçları tekrardan piyasaya sokalım. Benzinliğin buralarda dedi. Şimdi bir başkanımı arayıp konuşayım. Ondan biraz bir bilgi alalım. Evet, telefonu çok iyi tutuyorum arkadaşlar. Alo başkanım. Evet evet, Huzeyfe ben, evet. Ben sizin dediğiniz benzinliğe geldim. Mercedes neredeydi acaba? Arka tarafta. Anladım başkanım, anladım. Arabayla ben ilgileneceğim, tamir ettireceğim başkanım. Söz veriyorum. Bir hafta içerisinde elinize ulaşacak. Ne boş yapıyor bu başkan da be. Lan işten atıldım. Başkanımın dediğine göre arka taraflarda bir yerlerde arkadaşlar. Bu Merso bir kere kaza yapmış ve ondan sonra hurdaya bırakılmış. Belediyenin de yeri olmadığı için bu benzinlikte çalışanlara rica etmişler. Aracımız da burada zaten. Buraya park etmişler. Böyle koymuşlar, gitmişler yani. Yalnız başkanımın dediğine göre 10 yıldır falan bu yatıyormuş arkadaşlar. Zaten belli. Oğlum bu ne oğlum ya? Motor konusunda bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Sadece aracın görüyorsunuz arkadaşlar ön tarafı falan göçmüş. Buralar fena olmuş. Camları falan kirlenmiş, kırılmış. Bayağı bir çürüme de var arkadaşlar, görüyorsunuz. Yosunlar bağlamış. Oğlum arabanın içinden ağaç büyümüş lan. Harbi la. Bakalım araba çalışacak mı? Ben çok şüpheliyim ama çalışabilir, çalışmayabilir. Şimdi arabayı çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı? Hiçbir fikrim yok bile. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. Arabayı çalıştırdık arkadaşlar. Ama tek sıkıntımız şu ki araba çok yavaş gidiyor. Gitmiyor bile. İkinci vitesi atamıyorum aracı. Çünkü artık aracın vitesi bile bozulmuş. Sadece biri atabiliyorum. Başkanım beni ne işlere sokuyorsunuz böyle ya. Hemen şuradan benzinimizi dolduralım arkadaşlar. Sonuçta 10 yıldır burada benzini havaya uçmuştur diye düşünüyorum. Doldur hocam. Fulle fulle. Ben şu başkanı bir arayayım arkadaşlar. Alo başkanım. Ya ben bu aracı aldım. Çalışıyor ama bu arabadan olmaz başkanım. Kızmayın kızmayın. Başkanım kızmayın ama çok haklıyım. Bu arabadan olmaz. İlla yapacaksın diyorsun. Yapmasan işten atın. Olursun. Tamam başkanım, tamam anladım ben. Ben halledeceğim, merak etmeyin. Arkadaşlar illa yapmamız lazım. Yoksa bizi atacaklar. İşten atılmamak için maalesef bu aracı tamir ettirmemiz gerekiyor. Sinyalleri yanıyor mu? Aynen, sol sinyalimiz yanıyor arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde. İlk olarak oto yıkamaya geldim. Bir aracın dışını içini yıkamak istiyorum. Hemen şuraya girelim bakalım. Bunu bir makam aracı yapacağız arkadaşlar. Tamir ettiğiniz gibi. O yüzden bayağı güzel bir hale getirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım yıkamaya sokalım şu Merso'yu. Arkadaşlar ben aracı şuraya bir koyayım. Güzel bir temizlik yapmam gerekiyor. Şu yosunlarını falan alayım. Hemen ben bir aracı temizleyip geliyorum. Arkadaşlar temizliğini bitirdim. Görüyorsunuz sadece pasları kaldı. Boya dökükleri falan kaldı. Onun dışında yosunları ve çamurları tamamen bitti. İlk olarak bu aracı bir camcıya götürmemiz lazım. Çünkü camları kırık. Her an üstüme batabilir. O yüzden tanıdığım bir camcı ustası var. Oraya doğru ilerleyelim. Bu başkanı ayar oldum arkadaşlar. Bu belediye başkanı City 1'e yeni seçildi. Gerçekten çok değişik bir adam. Ne yapacaksın eski model Merso'yu ya? Altında yeni yeni Merso'lar, Maybach'ler var arkadaşlar. Geliyor burada eski kasa Merso istiyorum diyor bana. Adamın zevki de bir başka, bir değişik yani, anlamıyorum. Evet geldik. Camcı ustaya ben bir bırakayım arkadaşlar. Zaten 3-4 saat önce yapar diye düşünüyorum. Ben buraya bir bırakayım aracı. Aracı ben buraya koydum. Bir süpermarkete gideceğim. Vakit geçireceğim 3-4 saat. Sonra zaten aracı boyamacıya götürmemiz gerekiyor. Alo camcı usta, sen misin? Ne oldu? Arabayı mı hallettin? Kabuk oldu ya. Tamam geliyorum. 5 dakikaya oradayım. Arkadaşlar camcı usta halletmiş. Hatta aracı kırık yerlerini de tamir etmiş. Vallahi camcı usta hızlı çıktı arkadaşlar. Hemen gidelim aracın yanına. Önü göçüktü, arkası da hafif göçüktü. Onların hepsini halletmiş camcı ustamız. Helal olsun vallahi. İçerisi gözükmeyecek şekilde filmimizde yaptırmışız. Gerçekten güzel olmuş. Ustam önündeki göçüklüğü de halletmiş.
Baya güzel olmuş. Bize yaklaşık burası 15 bin lira tuttu arkadaşlar. Yıkama da zaten 10 liraydı. 15 bin 10 lira masraf yaptık şu ana kadar. Şimdi önemli olan yere gidiyoruz. Boyama kısmına gidiyoruz. Şehir dışında bildiğim güzel bir boyama ustacısı var arkadaşlar. Ona bırakacağım aracı. Boyama işlemleri biraz fazla uzun sürüyor. Yaklaşık 1-2 gün bekleyeceğiz mecbur. Aracın rengi siyah olacak. Genelde zaten makam arabaları siyah oluyor arkadaşlar. O yüzden siyah yapacağız. Aracımız hala birinci vitesten çıkamıyor. Bu camcı usta motoruna da bakacak. Çünkü onun motor kısmı da var arkadaşlar. Bu ikinci vitese geçme, üçüncü vitese geçme olayını da yapacak. Ben boyaması için buraya bırakıyorum. Artık dolmuşta da evime giderim arkadaşlar. 2 gün sonra görüşürüz. 2 gün geçti. Dolmuşçu beni buraya bıraktı. Ben karşıya nasıl geçeceğim? Biz nasıl belediyeyiz? Buradan yol yapmamışız. Neyse üstünden atlarız artık. Yapacak bir şey yok. Boyamacı ustanın dediğine göre araç çok iyi olmuş. Aha karşımızda zaten. Oğlum bayağı iyi duruyor ha. Gidelim bakalım şöyle. Bu aracı siyah çok yakışıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Gerçekten çok ciks olmuş. Ustam yeni bir Mercedes logosu takmış arkadaşlar. Ona da dikkatinizi çekeyim. Boyaması gerçekten mükemmel olmuş. Aracın artık tek tük işleri kaldı. Vites değiştirme problemi de artık çözülmüş. Şanzımanı gayet iyiymiş. Tek sıkıntımız aksesuarlarımız. Jantlarımızı değiştireceğiz. Bir tane Türk bayrağı ekleyeceğiz. Makam araçlarında olmazsa olmaz yani. Alo başkanım, aracı ben hallettim. Çok ufak işleri kaldı. Sizin hizmetinizde olacak inşallah. Eyvallah başkanım, eyvallah, sağ olun. Hadi görüşürüz. Aracımız şu anda tamamen güzel. Çok az bir işlemi kaldı. Bunun için de aksesuarcıya gidiyorum. Son adresimiz orası olacak. Ondan sonra aracımız tamamen hazır. Bu arada içini şöyle sizlere tamamen göstereyim. Gerçekten çok klas duruyor. Ben bayağı bir sevdim. Aksesuarcıya da geldik arkadaşlar. Burada son işlemleri de halledelim ve bitirelim bakalım. İlk olarak tabii ki jantımızı seçeceğiz. Jantımız gerçekten makam aracına layık bir şey olması lazım. Makam aracına layık güzel bir jant buldum arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten cikis duruyor. Buradan Türk bayrağımızı da takalım. Üf, çok güzel oldu. Son olarak bir de tabii ki plakamız lazım. Arkadaşlar sizde öğrendim bir bilgiyi göstereceğim. Kırmızı olursa ve üstünde bu şekilde 001, 002, 3, 4, 5 diye giden araçlar genellikle çok önemli mevkilere sahip olan kişilerin araç plakaları oluyor. Burada listesini görebilirsiniz. Ben belediye başkanımı yapacağım için kırmızı değil de siyah yapacağım. Yan tarafları da bu şekilde altın renginde olacak arkadaşlar. Evet, plakamız da oldu. Gerçekten ciks oldu. Başkanım için dönüştürdüğüm arabanın son hali de oyunda böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi başkanımı arayıp aracı teslim edebilirim artık. Alo başkanım, ben aracı hallettim. Aynen. Aracı istemiyor musunuz? Nasıl yani? Aracı bana mı hediye edecektiniz? Çok sağ olun başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Anlıyorum başkanım, anlıyorum. Kapatıyorum. Arkadaşlar araç bize hediyeymiş. Tabii ki biz bu aracı sahibi değiliz. Ama artık işe giderken, işten dönerken bu aracı kullanabilecekmişim. Başkan benim eve dolmuşta gidip geldiğimi görünce bana kıyamayıp böyle bir şey yaptırmak istemiş. Hem belediyemize yeni bir araç kazandırmış olduk. Hem de artık işe gidebileceğim bir arabam olmuş oldu. Oğlum hikayeyi ne güzel bağladım lan. Ben senarist falan mı olsam? Bu arada bu yeni gelen Merso gerçekten güzel duruyor. Ben bayağı bir sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. İzlerken zevk kaldıysanız, beğenip abone olursanız, destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki rehberlerde görüşmek üzere. Bay bay.